geçeceğim. Sımsıkı ben gel hemen. Ömer! Evet! Tabii ki evet! Sonsuza kadar evet, evet! Olduk mu yancımız? Öyle görünüyor. Evlenelim. Hemen. Evlenelim. Haftaya. Milano'da. Milano'da mı? Araba kiralarız. Koma Gölü'ne götürürüm seni. Ve bileyim ev tutarız birkaç günlüğüne. Belki İsviçre'ye gideriz. Sen Moris'e. Kayak yaparız. Neler neler neler. Sen Moritz, Milano, kayak ben tam adamı. Ben bilmiyorum ki kayak yapmayı. Öğretirim ben. Ben çok kadar emin olma. Çünkü benim kadar beceriksizini görmemişsindir. Senin kadar güzelini de görmedim. Baş ederim merak etme. Ya ben hala... Şimdi bu hayal olmaktan çıktım yani. Biz gerçekten baya baya plan yapıyoruz. Yapalım artık bence. Yapalım. Yapalım da... Anneannem şimdi beni görmek ister yani öyle. Gelinlik falan. Gelince burada da yaparız bir kutlama. Sen... Çok seversin ya kutlama falan. Ben sadece seni sevsem. Yetmez mi? Yeter. Sonsuza kadar yeter. Ay sen burada mıydın? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bana mı kızdın? Niye kızayım ya? Ben... Yani mankenlik yüzünden diyorsan... Ha yok yok ben ondan vazgeçtim zaten. Öyle bir anlık hevesli geldi geçti. Zamdan da vazgeçtin. Tabii tabii ondan da vazgeçtim. Öyle arada bana esiyorlar işte saçmalıyorum. Saçma sapan işler falan. Ve hala konuşuyorum durduramıyorum kendimi. Sen de beni durdurmuyorsun. Çıkalım mı? Toplantı için. Geldim.
Sinan Bey gelmeyecek mi? Dışarı çıkmış. Aşağıda buluşacağız. Ne acayip değil mi? Biz böyle. Hayat bir yandan devam ediyor. Daha da güzel olacak. Her şey. Tabii sana yine öyle bir deneserse bilemem. Esmeyecek. Ben yerimi buldum. Engel kalmadı diyorsun. Mesela şu asansörde seni öpmeme. Asansör. Tabii ki de yani sonuçta bu da iş asansörü. Binen olur, binen olur. Merhaba, merhabalar diyorum. İyi misin? Susar mısın? Amca, sen de mi geliyorsun? Yok, ben gelmiyorum. Ben geriliyorum. Siz gidin, sonra görüşürüz. Hadi. Her şey yolunda mı? Öyledir umarım. Hadi. Defne, akşam gidiyorsun değil mi kursa? Ne? Kurs Defne. Kurs var değil mi akşam? Gidiyorsun ne şu süre? Evet evet gidiyorum. Hallet o zaman bizim işi de. Bulacağım ben onu, merak etmeyin. Ya siz de amma taktınız ya. Gerek yok yani. Tamam be, bakacağız senin de çizimlerine. Habis oturdu içine sanki böyle. Sen zaten bizdensin be kızım. Yok yok. Ben çizemiyorum zaten ya. Yapamıyorum yani. Olmuyor bir şekilde. Yo. Bence gayet iyi. Hatta çok iyi. Ya olmuyor işte. Allah Allah. Zaten ne olacaktı bu kadar kısa zamanda? Zaman meselesi değil bu ya. Bu şey sezgi meselesi, anladın mı? Yani öyle yıllarca eğitim almana falan gerek yok. Görmedin mi baktığımız tasarımı? Yalnız ne çizmiş ama be. Hakikaten bayağı iyiydi. Şükrü abi, sıcak mı oldu? Ne oldu? Klimadan mı oldu? Niye öyle oldu? Bir sıcak oldu ya. Bir sıcak. Ne güzel yermiş ha burası. Aa, pastörize standı. Ay elbise. Ay elbiseye bak. Ay. Yuh. Yok artık, şaka mı ya bu? Manyak mıdırlar nedirler? Ömer Bey, Sinan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi toplantı için biraz bekleteceğim. Bir şeyler içmek ister misiniz? Teşekkürler, sonra. Hemen geliyorum. Oho beyler. Gene karşılaştık. Oğlum sen hiç vazgeçmeyecek mi? Aa, birileri sinirlenmiş galiba. Yoksa sizin stand için teklif verdim diye mi? Boyunu aşan sularda yüzüyorsun. Bu olursun. Yapma. Bu dostça bir uyarı olmadığına göre düşmanca bir tehdit galiba. Yok. Yok, düşmanlık senin uzmanlık alanın. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Ya bizim stand noktamızı almaya çalışmak ne demek Deniz? İş hayatının hamle diyelim. Yani sonuçta hepimiz tek bir şey için çalışıyoruz değil mi? Ya. Görüşeceğiz. Deniz, görüşeceğiz. Olur. Memnuniyetle. Pasiyonuz bizim için tabii ki çok değerli. Ama Deniz Bey'den çok daha iyi bir teklif aldık.
Bu durumda standınızı tramvaya vereceğiz. Pasiyonisti de mağdur etmeyeceğiz. Merak etmeyin. Sizin için de çok güzel bir plan hazırladık. Tamam o zaman. Mağazanızdan çekiliyoruz. Nasıl? Nasıl? Tamamdır diyorum. Sorun değil. Sözleşmenin feshi için avukatımız sizi arar. Birlikte çalışmak gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Hadi Sinan. Ömer Bey, bir saniye. Biz sizin için zaten bir stand hazırladık. Lütfen oturun bir konuşalım. Bence konuşacak bir şey kalmadı. Siz tercihinizi yaptınız. Ömer Bey, bunca zamandır beraber çalışıyoruz. Bir orta yol buluruz bence. Ya, yok yok, mümkün değil. Yani isteklerimizi yerine getirebileceğinizi ben pek sanmıyorum. Yani siz bizden Deniz Bey'in teklifini geri çevirmemiz mi istiyorsunuz? Yani şöyle söylüyorum, tramba varsa biz yokuz. Tabii siz bilirsiniz. Yani tramba ile çalışmak isteyebilirsiniz. Ama biz onunla aynı çatı altında olmak istemiyoruz. Siz biraz oturun lütfen. Biz aramızda bunu bir konuşalım. Konuşun. Ya Defne, işte benim kardeşim de böyledir. Ya böyle keskin, böyle prensipli. Yani bizi çıldırtıyor ama bak adamları ne hale getirdi gördün. Biraz sert olmadı mı ya? Yok yok, olmadı, olmadı. Bundan sonra Tramba'nın adının geçtiği hiçbir yerde olmayacağız. İyi. İyi. Bizi hakikaten çok zor bir tercih yapmak zorunda bıraktınız. Yarına kadar sizden müsaade istiyoruz. Kararımızı yarın bildireceğiz size. Nasıl isterseniz. Fikrinizi değiştirirseniz. Sanmıyorum. Hadi Sinan. Kalk. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Kolay gelsin. İyi günler görüşmek tekrardan. Üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Oğlum onu bunu bırak da ne acayip res çektik be. Şimdi ayrılıyoruz mu biz oradan? He? Yani son kararı sen ver. Artık bulursun bize başka bir yer. Oldu. Vallahi zor. Bakma yani öyle çalışırım ama hani kolay değil. Gerçi adamların tavrı da böyle bir midemi bulandırdı. Yok Deniz Bey'in teklifi çok cazip. Al işte o zaman tamam sok şimdi tramvayı standına. Ama iyi yaptın be. Boş ver, iyi yaptın. İşte benim kardeşim böyledir. Sen istediğin yoldan yürü. İster yanlış yola sap, ister çıkmaz sokağa. Ne yapar eder seni varmak istediğin yere götürür. Sorun çözdü yani. Ha lavabo aç. Aynen öyle. El işi halleder benim kardeşim. Bana bak. Sen bana güvendin de mi res çektin ha? Doğru söyle. Kore'ye güvenmedim herhalde. Allah Allah. Çekmemiz lazımdı Sinan. Tabii ki sana güvendim. Kime güveneceğim başka? Nasıl anlayayım be? İyi yaptın boş ver. Ömer? Defne? Ne yapıyorsun sen burada? Ya işte... Sude davet etti beni. Öyle yalnızmış falan da takılalım diye. Hmm. Biz de amcamla laflıyorduk. Hmm. Ne güzel olur böyle. Her gittiğim yerde karşıma çıksan ya. Sıcak çikolata yapacağım, içer misin? Sıcak çikolata mı seviyorsun sen? Ya Ömer beni görecek. Görsünler, bana ne? Ya bıraksana. Bırakmam. Ömer. Efendim. Kazan sana çok yakışmış. İyi deneme, iyi deneme ama ben hala istediğimi alamadım. Ne oldu mu şimdi? Yani bakalım. Hı. Olmuş çok güzel olmuş. Bakayım. Harika. Bir fincan da ben alırım. Ya eşek. Bir şey diyeceğim. Hı? Amcamla yengeme söylesek ya, mutlu olurlar. Ay hayır ya, lütfen. Niye? Ya ben anneanneme falan da daha böyle söylemedim. Hadi, doğru söylüyorsun. Saklayalım madem. Hadi. Şimdi bir şey diyeceğim. Hı? Bir yudum daha içseydim. Ya hadi. Bir yudum. Ya. Hadi çıkalım. De gidiyor musun şimdi? Yani. Defne. Hı? Bana kaçalım mı buradan? Aa yok gelemem. Ben Sude'ye söz verdim. Aa. Kuzenim gelmiş. Ne haber kuzen? İyi.
Ben seni hiç görmedim. Neredeydin? Bahçedeydik amcamla. Defne, biz de bahçeye çıkalım mı? Ya temiz hava iyi gelir. Olur. İyi, tamam, süper. O zaman ben anneme haber veriyorum. Malum, o kalabalık şeyleri çok sever. Ya ne oluyor burada ya? Ay ne iyi oldu değil mi böyle beşimiz bir arada yeniden? Ay yoksa biz hiçbir arada olmadık mı? Olduk mu? Olmadık mı? Olmadık mı biz hiçbir... Ay Sude topla beni. Tamam anneciğim, sen çok şey yapma. Biz de Defne ile çok iyi arkadaş olduk. Yani yakınlaşacağız gibi. Ya evet. Sude'cim, pasiyonun sende bir bağımlılık yaptı. Güzel. Defne'yle arkadaş olabilirsin, o da güzel. Ama biraz dışarı çık, başka insanlarla tanış. Ay baban haklı Sude. Aa ne o öyle, hep şirket şirket. Mutsuz olursun sonra. Aa niye mutsuz olayım? Ömer de hep şirkette. Mesela ona soralım, mutsuz musun? Benim keyfim gayet yerinde. Ama hayata aynı yerden bakıyor muyuz pek emin değilim. Doğru. Benim baktığım yerden çok acayip şeyler görünüyor. Ama sen göremiyorsun. Aa, şey mi yapsak ya? Sesli sinema falan mı oynasak? Ay bir dakika, bir dakika. Buradan böyle bir dumanlar yükseliyor. Ne oluyor ben anlamadım. Yok bir şey anneciğim. Kuzenimle çok başka bir ilişkim vardır, bilirsin. Çok severiz birbirimizi. Geç oldu artık malum. Ben kalkayım. Ben bırakırım seni. Ay siz hiç zahmet etmeyin. Olur mu canım? Ne zahmeti? Ben de kalkayım o zaman ufaktan. Aa, bu ne yani, çok çabuk dağıldık. Ay yok yok tatlım, yani herkesin işi var. Yani tutmayalım insanları değil mi? İyi peki, ben geçireyim o zaman size. Hadi tamam. Sır, karında bekleyen dikenli bir toptu. İnsanın içinde durmadan döner, her an kendini hatırlatırdı. Dışarıya çıkmak için dikenlerini batırdıkça batırırdı. Kurtulmak için onun dediğini yaparsan, hainlik edip dikenlerini orada bırakıp ağzından kaçardı. O dikenler canını acıtmaya devam ederdi. Ama direnirsen dışarıya çıkmaktan umudunu keser ve dikenleriyle beraber içinde söner giderdi. İyi geceler aşkım. Yine seni düşünerek uyuyacağım.